suçüstü yaptı. Orijinalinden ayırt edilmesi oldukça güç olan 20 milyon lira ele geçirildi. Baskın yapılan evse adeta Merkez Bankası'na çevrilmişti. Şu şekilde basıma hazırlanmış altyapısı, şeridi ve Atatürk filigranı oluşturulmuş. Basılmışı da vardı. Gardırobun içinden, çekmecelerden tomar tomar çıktı. Polis 20 milyon lira sahte parayı piyasaya sürülmeden ele geçirdi. 50 TL'nin üzerindeki sarı renk değiştiren belgenin basımda kullanılan boyadan. Polise ihbar geldi. Telefondaki ses küçük çekmecede bir adrese çok sayıda kişinin girip çıktığını söylüyordu. Aile süsü veren kalpazanların kiraladığı eve iki sivil kadın polis anketör gibi gitti. Keşif yaptı. Sonra düğmeye basıldı. Her odada para basılıyordu. Bunu da matbaa ile değil, bilgisayarla yapıyorlardı. Kalpazanlar adeta Merkez Bankası gibi çalışmış ve tam 20 milyon Türk lirası sahte para basmışlar. Bakın bu masanın üstündeki bütün paralar sahte, ancak orijinalinden ayırt etmek gerçekten de oldukça zor. Hemen sizlere gösterelim. Altta orijinal 100 lira var, yukarıda ise sahte 100 Türk lirası var. Bütün güvenlik önlemlerini geçmişler, filigranlara kadar her şeyi yapmışlar. Sadece tek bir ayrıntıyı atlamışlar, o da orijinal paranın üstündeki 100 liranın ya da bir başka paranın üstündeki kabartma. Sahte para yeni gözükmesin diye çamaşır makinesinde eskitilmiş. Marketlere gittiğiniz zaman kesin görmüşsünüzdür, paranın sahte ya da orijinal olup olmadığını anlamak için kasiyer elindeki elektronik bir kalemle paranın üstünü çizer ve onu çizdikten sonra da paranın sahte ya da orijinal olduğu belli olur. İşte kalpazanlar bunun da önüne geçmiş durumdalar. Elimdeki saç spreyini paranın üstüne sıkıyorlardı ve ardından bu parayı markete verdiğiniz zaman o kalemin kontrolünden geçiyor. Aynı zamanda sprey elektromanyetik bir alanda gerçekleştiriyor. Parayı ATM'ye koyduğunuz zaman ATM'de paranın sahte olup olmadığını anlamıyor. Sahte paranın sahteliğini kontrol eden siyah kalemin özelliğini engellemek için kullanılan saç spreyi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri daha 17 yaşında. Bastıkları sahte parayı Doğu ve Güneydoğu'ya gönderiyorlardı. Bu iş karşılığında da %15 komisyon alıyorlardı. Sorguları sürüyor.